Hangi bisikleti inceleyeceğiz arkadaşlar? Bime 14 Ekim'de gelecek olan XS 25 model elektrikli bisikleti sizler için inceleyeceğim. Bir süredir bununla ilgili bilgiler edinmeye çalışıyorum. Bu videoyu hatta daha öncesinde çekmeyi düşündüm. Çünkü çok soru geldi. Bime gelecek işte alabilir miyiz? Fiyatı nasıl? Uygun mu? Özellikleri nasıldır? Ancak BİM mağazası bu bisikletin özelliklerini, ayrıntılarını öncesinde vermedi bu sefer bizlere. Daha önceki e, sattığı bisikletlerde daha ayrıntılı bilgiler vermişti. Ancak e, bu yeni vereceği e, yeni satışa sunacakları XS25 modeli RKS'nin bu bisikletini e, özellik bakımından bizlere e, vermedi. O yüzden ben de biraz bekledim. Yeni özelliklerini e, tamamen verir mi diye bekledim. Sizlere daha iyi değerlendirme yapabilmek için ve sizlere e, bisikleti tanıtabilmek için. Ancak şu ana kadar herhangi bir e, yeni bilgiler gelmedi arkadaşlar. Ancak kendi edinmiş olduğum bilgilerle ve ekran afişindeki resimle e, bağdaştırma yaparak önceki RKS'nin modellerini de anlatarak sizlere ekran görüntüleri üzerinden şimdi bisiklete ayrıntılarıyla tanıtacağım. E, umarım işinize yarayacaktır. Ayrıca e, Bime'de 14 Ekim'de geldiğinde ben de burada e, bizzat mağazaya giderek e, bisikleti alacağım bisikleti aldıktan sonra da kutu açılımını yaparak e, ayrıntılı size anlatacağım. Hemen o gün yapmaya çalışacağım bunu 14 Ekim'de. Bilemediniz 15 Ekim'de bunu yapacağım arkadaşlar sizler için. E, bisikleti bizzat alarak ve e, kutu kutu açılımına, özelliklerine, bire birebir gösterimine, e, deneme test sürüşüne hepsini yapacağım. Hatta performans sürüş de yapabilirim. Biliyorsunuz sizler için e, devamlı bu şekilde bisikletleri tanıtıyorum. Sizlere bilgiler veriyorum arkadaşlar. Size hem elektrikli bisikleti sevdirmeyi amaçlıyorum, hem de e, bunu aldıktan sonra pişman olmanızı istemiyorum yani açıkçası arkadaşlar. Alın, size uygun olan e, bir modelse e, alabilirsiniz. Zaten birazdan yorumlarımı da yapacağım bu bisikletle ilgili, umarım işinize yarayacaktır. Şimdi ekran görüntüsü üzerinden arkadaşlar bu bisikleti tanıtayım. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bu bisiklet bir tane bisiklete çok benziyor. Daha önceki RKS'nin e, üretmiş olduğu bir bisiklete çok benziyor. Ekran görüntüsünde zaten ikisinin resmini yan yana koydum ben, e, montaj kolaj olarak koydum. Şimdi onları da size paylaşacağım. E, i̇kisi arasındaki benzerlikleri, farkları, e, ince detaylarını, ayrıntılarıyla anlatacağım. Eğer almak isterseniz bin mağazasına 14 Ekim'de e, gelecek arkadaşlar. 13.000 TL fiyatla gelecek. İsterseniz bu e, burayı bu ayrıntılı anlatma işini ekran görüntüsü üstünden devam edeyim ki siz de e, net anlayabilin arkadaşlar. Şimdi ekran görüntüsüne geçiyorum. Videomuzun bu kısmında ekran görüntüsü üzerinden devam edelim arkadaşlar. E, şimdi bisikletimizin burada özelliklerine bakacağız. Ayrıntılı inceleyeceğiz. Sizler için e, her şeyini anlatacağım. Ve bisiklet bin mağazasına gelmeden önce genel bir e, bilgi sahibi olacaksınız e, videonun sonunda arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve hemen hemen tüm bilgileri edinebilirsiniz buradan. Şimdi ilk dikkatimi çeken şey olarak bu bisikletle ilgili, satışla ilgili diyelim önce. Peşin fiyatında 9 taksit olması arkadaşlar çok güzel. Çünkü 13.000 TL. Eğer vade farkı koymuş olsalardı 14.000 TL'ye kadar bu çıkabilirdi ancak peşin fiyatının olması büyük avantaj. Bunun dışında direkt bir dikkatimi çeken diğer özellikler de renk seçeneklerinin olması. Önceki gelen modellerde renk seçeneğimiz yoktu. Kendileri kutudan ne çıkarsa ona göre veriyorlardı. Burada antrasit, mat siyah, silver ve yeşil renkleri var. Burada silver rengi ve mat siyah renkleri benim hoşuma gidiyor. Yeşil de güzel. Bu model de gayet şık duruyor gerçi. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar Farklılık olarak diğer elektrikli bisikletlerde Lastiklerde CST marka kullanılıyordu ya da Xiaoyang diye bir marka daha var. Onlar kullanılıyordu. Kenda uzun süredir kullanılmıyordu. Aslında bu bisikletlerde bu bisikletlerde kalite olarak Kenda bence işlerinde en iyisi diyebilirim arkadaşlar. Burada Kenda kullanılmış. Yani kaliteli bir lastik kullanılmış. Onun dışında yine ekran arkadaşlar diğer bisikletlerde ekranlar SV886 ve SV866 kullanılıyor. Ancak burada Geliştirilmiş bir ekran kullanılmış, cep telefonuna benzer, güzel bir ekrana benziyor. Ancak bunu dediğim gibi bisiklet aldıktan sonra yine ayrıntılı incelemesini yaparız. Ancak şu anki görüntü de güzel. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, bu bisikletle ilgili internetten araştırma yaptığınız zaman, internette arama yaptığınız zaman bu bisiklet çıkmıyor. Çünkü ilk defa sunulan bir model. O yüzden internette hiçbir bilgisi yok. Ne motor bilgisi var, ne de batarya bilgisi var. Ben bir araştırma yaptım. Araştırma yaptığım zaman XS25 yazdığım zaman eski model olan MX25 model çıkıyor. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. En son araştırma yaptığımda XS25 olarak MX25 katlanır bisiklet olarak geliyor. Bu xs 25'ten çok farklı tabii ki de. Onun için internette hiçbir bilgi yok bu bisikletle ilgili. Sadece bir tane sitede gördüm ancak orada da çok ayrıntılı e, girmemiş konuya o yüzden biz e, kendi ekran görüntüsü üzerinden bilgilendirmelerimize devam edelim e, bunun dışında arkadaşlar size söylemek istediğim e, özelliklerden birisi de hem uygulamada hem de mağazada olması özelliği e, bazı modeller sadece mağazaya geliyordu uygulamadan satın alamıyorduk bimin uygulamasını indirerek arkadaşlar burada da karekot var zaten Direkt internetten de sipariş verebiliyorsunuz ve evinize kadar getiriyor. Önceki e, bu tarz uygulamada satış olan bisikletler horoz lojistikle geliyordu, tüm Türkiye'ye dağıtımı yapılıyordu, e, hem de 3-4 gün içerisinde geliyordu. Muhtemelen bu da bu kadar hızlı gelebilir, 3-4 gün içerisinde evinizde olabilir arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. 2 yıl garantili, e, yine burada yazıyor gördüğünüz gibi, 2 yıl garantili, RKS'nin garantisi altında. Bu bisikleti aldığınız zaman arkadaşlar servise kurdurmanızı öneriyorum. İlk zamanlar servisler siz açın getirin biz kuralım diyorlardı ancak daha sonradan bisikletlerde çıkan arızalardan dolayı artık bize getireceksiniz, biz ilgileneceğiz, biz açacağız, bakacağız, Eksiği var mı, sorunu var mı, ona göre biz yapacağız diyorlar ve garantisini orada başlatıyorlar. O yüzden siz de bu bisikleti eğer alacak olursanız, almayı düşünürseniz aldıktan sonra servise götürüyorsunuz RKS servisine. Bulunmuş olduğunuz ildeki servisteki arkadaşlar size yardımcı oluyor. Kurulumunu yapıp size teslim ediyorlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bisikletin en önemli özellikleri olan motor ve batarya durumuna gelelim. Motor ve batarya durumu motor 250 watt motor arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir e, görüntü yok. Açıklamalarda bu şekilde bir ibare yok. 250 watt, 350 watt diye bir seçenek yok. Ancak motorun boyutuna baktığımız zaman 250 watt oltu görülüyor zaten. Türkiye standartlarında 250 watt yapıyorlar artık. Hani sadece rx 5 e özel 350 watt gelmişti bisikletler. O, o bisiklet gelmişti daha doğrusu. Ama onun dışındaki tüm bisikletler 250 watt gelmişti. Burada da motorun boyutuna baktığımız zaman gördüğüm gibi 250 watt. Ee, bu arada motor alüminyum jantın orta göbeğine entegre edilmiş. Yani burada alüminyum jantlar kullanılmış. Tel jantlar kullanılmamış. Bataryamıza gelelim. Bataryamız XS25 yazılısı var yine üzerinde. Bataryanın üzerinde. Bu bisikletin modeli. Değişik modellerde devamlı değiştirilerek kullanılıyor. Bu bataryada 10.4 amper. Şimdi bu fatbike bisiklet 250 watt motoru var ve 10.4 amper bataryası var. Bunlar standartta geliyor zaten. Diğer özelliklerde de devamlı bu şekilde geliyordu. Burada da bunlar gelecek arkadaşlar. Farklı olmasını kesinlikle beklemiyorum. Dediğim gibi 36 volta göre ayarlı. 250 watt motor ve 10.4 amper batarya şeklinde gelecektir. Bu da 14 Ekim'de zaten satışa sunulduğunda görülecek. Dediğim gibi ben de alıp incelediğimde size tek tek göstereceğim bunları. Onun dışında bu peki ne kadar menzil yapar arkadaşlar? Diğer bisikletlerde olduğu gibi bu batarya bu kiloda. Zaten ortalama 25-27 kilo olacak bu bisiklette. Fatbike olduğu için size bu 30 kilometre net menzil sunacaktır. Kullanımıza göre 35-40 kilometrelere de çıkabilirsiniz. Şehir içerisinde son derece kullanışlı oluyor bu bisikletler. Tavsiye ediyorum yani arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Bu modelle ilgili ben bir şey duydum. 250 watt motor ancak bunun torkunun yüksek olacağı yönde bir bilgiyi aldım. Torku yüksek olursa hızı da etki edebilir. Ve daha güçlendirilmiş olarak Karşımıza çıkabilir. Ancak bunu dediğim gibi alıp kullanmadan, denemeden veya özelliklerde görmeden net bir şey söylemiyorum. Sadece ben bunu duyum olarak size söylüyorum. Motor güçlendirilmiş 250 watt şeklinde duydum arkadaşlar. Bunun dışında ekrandan bahsettik, motor ve batarya durumundan bahsettik, gidebileceği menzilden bahsettik arkadaşlar. Güzel kullanışlı katlanır özellikte yine diğer modellerde olduğu gibi. Şimdi peki hangi bisiklete bunu benzetiyoruz? Benim daha önceden tanıttığım bir bisikletim vardı arkadaşlar. Skyjet Nitro e, RKS'nin bu modeli. Gördüğünüz gibi bu modeli ben alt alta koydum. Yani arasında neredeyse fark yok. Renk, görüntü, özellik olarak neredeyse birebir aynı. Port bagajı bunun e, Skyjet'in yeşil, diğerinin siyah. Bunun, e, Skyjet Nitro'nun yani aşağıdaki modelin jantları tel jant gördüğünüz gibi jant göbeği tel jant. yeni gelecek olan bime gelecek olan xs25'in de e, alüminyum jant o farkı var onun dışında kadrosu olsun motoru olsun e, lastikleri bir de farklı lastiklerde dediğim gibi yeni gelecek olan bisiklet kendi marka e, diğeri cst markaydı yani bunun dışında hiçbir fark yok ben baktım özelliklerine hiçbir şekilde e, bir fark göremedim hemen hemen her şey aynı Bataryası aynı, motoru aynı, kadrosu bile aynı. Yani arasındaki 7 farkı bulun desem belki bulamayabiliriz. Jant birisi tel birisi alüminyum jant. Görüntü olarak aynı. Yani çok da bir fark yok açıkçası arkadaşlar. O yüzden bu Skyjet Nitro'ya ben benzettim. Görmüş olduğunuz gibi ben daha önceden de bu bunu tanıtmıştım zaten sizlere. Hatta o videoyu da izleyebilirsiniz. Ayrıntısıyla bütün her şeyini hem deneme sürüşünü sizler için paylaşmıştım arkadaşlar. Youtube'a sayfama girdiğinizde Youtube sayfamda ana sayfamda arkadaşlar gördüğünüz gibi videolarım var. Videolar seçeneğine gelerek buradan aşağıda 7. veya 8. videoda gördüğünüz gibi Skarjet Nitro elektrikli katlanır bisiklet videom var. Bunu açarak arkadaşlar reklamını geçtikten sonra size bunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu bisikleti net bir şekilde anlattım. Hemen 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 zaten bahsetmiş olduğumuz XS25 marka modelde bisiklette aynı gördüğünüz gibi neredeyse arasında hiçbir fark yok. Görüntü olarak, görsel olarak aynı, çok ufak tefek farkları var. Dediğim gibi sadece bir lastik farkı diyebilirim. Onun dışında kasası sağlamlı aynı olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak birbirlerine yakın. Fiyatlarını da ben araştırdım. Şu an Skyjet Nitro'nun fiyatı 13.000 TL civarında. 12.600'e 12.700'e de var. Bu yeni gelen RKS'nin XS25 modeli de zaten BİM'e 13.000 TL'de geliyor. Bimde bittiği zaman muhtemelen bunların fiyatı da yükselecektir. Zaten bu sezon aldınız aldınız almadınız. Gelecek sezon zaten bu fiyatlardan zaten bulamazsınız. 18 bin 17 bin 16 bin bandında olacağını düşünüyorum. 16.000 bin bandında başlar. Yazın ortalarına doğru gelecek yıl 18.000 19.000 TL civarına kadar yükselir. Her yıl maalesef iki katı kadar artıyor fiyatlar. O yüzden bir an önce elektrikli bisiklet almak istiyorsanız arkadaşlar almanızı öneriyorum. Çünkü gün geçtikçe daha da pahalanıyor ve alım gücünüz de düşüyor haliyle. Bu zevkten mahrum kalmayın arkadaşlar. Elektrikli bisiklet çok güzel bisikletler. Son dönemlerde benzin fiyatları, mazot fiyatları çok yükseldi. Farklı nedenlerden dolayı. Herkes alternatif araçlara yöneldi. Tabii ki de bu elektrikli bisiklet de başında geliyor bunların. Çünkü 1 TL gibi fiyata 40 km civarında yol yapıyorsunuz. Ve çok güzel bir sürüş keyfi sağlıyor. Stres attırıyor. Geziyorsunuz spor yapıyorsunuz, stres atıyorsunuz, yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Bu yüzden elektrikli bisikleti kesinlikle sizlere öneriyorum. Kesinlikle bu zevke ertelemeyin. Çok fazla da pahalanmadan alabilirsiniz. Dediğim gibi bu Bime gelen xs 25 modelini de alabilirsiniz diye ben öngörüyorum. Çünkü 13.000 TL ve 9 taksit fiyatı. Fiyat olarak da gayet güzel. Ve özellik bakımından da Dediğim gibi standart özelliklerde olmasına rağmen yeni bir model. Dediğim gibi Skyjet Nitro modeline de benziyor. Skyjet Nitro modelinde ben bizzat denedim. Performans sürüşümü yaptım. Gerçekten hoşuma giden bir modeldi. Bu bisikletin de hoşuma gideceğini ve sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bu arada bir iki fark var. Yani Her şeyini söylemedim bisikletin. Zaten mekanik aksamlarıyla ilgili. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Çünkü bunlar elektrikli bisikletler. Ve bizim için önemli olan motor ve batarya. Ayrıca ekran. Burada ekran zaten geliştirilmiş bir ekran var. Ee, motoru 250 watt. Yine geliştirildiğini söyleniyor. Ancak çok fazla fark olacağını ben düşünmüyorum. Yine 250 watt ve 35 km hızlara çıkacaktır. 10 amper bataryası var. lityum iyon pillerden oluşuyor. Ve e, bizlere 35 km menze sunacaktır. Bunlar ana şeyler. Diğer vitestir. Sele borusudur, gidon borusudur, zaten katlanma özelliğidir, arabaya girmesidir. Bunları biliyorsunuz. Diğer videomda zaten bunlardan bahsettim. Dediğimiz gibi Skyjet Nitro videoma da girerek o videoyu incelerseniz bu videoyu, bu bisikleti öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere ayrıntılarıyla her şeyi söylemeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz... Beğenerek yorum yapmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın.